Sevgili TV9 İzmir izleyenleri, şu anda İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı olan Bozdağ mahallesindeyiz ve hemen arkamda da gördüğünüz gibi Bozdağ kayak yer almakta. Burası 1997 yılında İzmir Özel İdaresi tarafından açılan bir kayak merkezi. Fakat 99 yılında burada bir çığ felaketi yaşandı ve yaşanan bu çığın ardından da Bozdağ Kayak Merkezi valilik tarafından kapatıldı. Ardından 2003 yılında İzmir Balçova Termal Tesisleri tarafından alınan bu alan belli başlı güvenlik önlemleri alındıktan sonra tekrardan hizmete açıldı. Fakat bu kayak merkezinde 2013 yılında, yani bundan tam 10 yıl önce, tekrar bir çığ felaketi yaşandı. Yaşanan bu çığ felaketinin ardından tesislere doğru ilerleyen kar yığını Bozdağ'ın merkezine kadar ilerledi ve merkeze bir takım zararlar verdi. Bu nedenle tesis İzmir Valiliği kararıyla bir kez daha kapatıldı. Böylelikle iki kere kapatılmış oldu bu tesis. Tabii sonrasında tekrardan yeni bir proje hazırlanacak diye 2019 yılında gündeme geldi. Mülkiyeti Tarım ve Orman Bakanlığı'nda olan tesisin tekrar faaliyete geçirilmesi için çığ projesi hazırlandı ve 18,5 milyon lira ödenek tahsis edildi. Kayak merkezi için bu proje dağ yamaçlarında ahşap olan çığ düşmesini engelleyen bariyerler yerine 100 yıl ömrü olan çeşitli uzunluklarda 9 sıra halinde 4'er metre yüksekliğinde çelik setler ve zirvesine rüzgar panelleri yapılacak diye kamuoyun gündemine düştü. Belli sitelerde de, belli haber sitelerinde de bu bilgiler yer aldı. Tarihler 2019'u gösteriyordu fakat gördüğünüz yıl 2023 Haziran, herhangi bir şekilde faaliyete geçen bir kayak merkezi söz konusu değil. Aslında şöyle düşündüğümüzde Bozdağ hem kış turizmi hem de yaz aylarında yayla turizmi için bu bölgenin, İzmir'in önemli bir değeri, Ödemiş için de önemli bir değer. Fakat böylesine güzel bir yer kayak merkezinin açılmamış olmasından ötürü gereken ilgiyi göremiyor.